Başkasına muhtaç olmadan yaşamak. O başkasına muhtaç olmamak herkesin bütçesi, evi ve cebi ve hesabına göre değişir. Yani hani ya çok sıkıştım, bana bir miktar gönder demek kadar insanı Of. mahvedecek Allah yani İstemek çok zor. göstermesin. Aydemir Akbaş ne diyor? Milyonlar kazandırdığım insanlar daha sonra zor duruma düştüğümde kaldırım değiştirdiler diyor. Onların dünyasında rüzgarlar daha sert esiyor. Ama kendi hayatınızı düşünün, kendi hayatımızı düşünelim. Ya bırak parasız kalmayı, en küçük bir şeyde günde 100 kere çalan telefonun 10 kere çalıyor mu? Aynen öyle. Güç bitince Tabii. telefon sesleri de duruyor. Evet. Ama Müge bakıyoruz, genç oyuncular gerçekten Çok çok akıllılar. akıllılar maşallah. Yani duyuyoruz, ilk olarak kazandıkları paralarla ailelerine, özellikle annelerine birer ev alıyorlar. Sonra kendilerine güzel evler alıyorlar. Evet. Sonra güzel arabalar alıyorlar. Daha 20'li yaşlarında, daha ortalarında geleceklerini güvence altına alıyorlar. Mesela buna bir örnek Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir, Kenan Hande İnirzelioğlu, Erçel. Kıvanç Hani Tatlıtuğ. Kenan biraz daha yaşı büyük olduğu için Evet Kenan'ın ama ismini iyi söylemedim o ama da. bu isimler daha 20'lerinin ortasında sonlarına doğru kaç tane gayrimenkule yatırım Şimdi yaptılar? şöyle de bir şansları var. Aydemir Akbaş'ın döneminde çok iyi oyuncuların bile, hani bırakın vasat oyuncuları, çok iyi oyuncuların bile aldıkları paralar çok yüksek değildi. Ama şöyle bir şansları vardı. Paranın değeri yüksekti. Ve alınabilirlik daha belki daha kolaydı ama şimdi hem zor hem kolay. Evet, para onlarda, güzel evler onlarda, lüks otomobiller onlarda. Efendim işte karşınızda emlak zengini ünlüler, izleyelim. Yemediler, içmediler, her kazandıklarıyla ev aldılar. Magazin dünyasının mülk zengini ünlüleri kimler? Diziler, filmler, reklam filmleri, konserler ve sahne programları. Her günleri, hatta her dakikaları dolu. Aklı hayale sığmayacak paralar kazanıyorlar. Peki o paraları nasıl değerlendiriyorlar? Sibel Can hem yurt içinde hem yurt dışında konserler veriyor, televizyon programları yapıyor, reklam filmleri çekiyor ve hatırı sayılır bir para kazanıyor. İki çocuğu olduğu için de bugünden çok geleceği düşünüyor ünlü şarkıcı. Tabii ki mücevherlere, kıyafetlere servet harcıyor ama gelirinin büyük kısmıyla mülk ediniyor. Miami'de bir villası olduğu bilinen Sibel Can'ın İstanbul'da da 50 dairesi olduğu konuşuluyor. Ben ticaretten anlamam, kazandığımla ev alırım diyen isimlerden biri de Kenan İmirzalıoğlu. Ezel dizisinin çekimleri sırasında İstanbul'un arka sokaklarıyla tanışan Kenan İmirzalıoğlu, Balat ve Tarlabaşı'ndan pek çok eski bina aldı ve restore ederek kimini otel, kimini de ev halinde kiraya verdi. Dizilerde bölüm başı 250 bin lira isteyen Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde de Tekirdağ ve Çerkezköy civarında arazi toplamaya başladı. Kıvanç Tatlıtuğ da çocuğunun geleceği için yatırım yapmaya başladı. Bir reklam filminden kazandığı 50 milyon lirayla Göcek ve İstanbul'da birer villa ve İstanbul'da dükkan alarak harcayan ünlü oyuncu şimdilerde tıpkı Kenan İmirzalıoğlu gibi arsa yatırımı yapmaya başladı. Ne giyime kuşama ne de makyaj malzemelerine yatırım yapan Yıldız Silbe kazandığı her kuruşu emlağa yatırıyor. İstanbul'da lüks markalı konut projelerinden 3 daire sahibi oldu yakın zamanda ünlü şarkıcı. İzmir'de de gayrimenkul yatırımı yapan Yıldız Silbe'nin burada bir çiftlik, 2 kışlık ev ve çok sayıda arazi yatırımı yaptığı biliniyor. Kurtlar Vadisi dizisiyle muazzam bir şöhrete kavuşan, ardından serinin filmleriyle de büyük kazanç sağlayan Necati Şaşmaz da magazin dünyasının emlak zengini ünlülerinden. Necati Şaşmaz'ın İstanbul'da 2 milyon 600 bin dolar ödeyerek rezidans daire satın alırken Ataşehir Konutları projesinde 50 dairesi, Şişli Bomonti'de yer alan projede 18 rezidans dairesi, bir süpermarketi ve çok sayıda arsa yatırımı bulunuyor. Akıllı yatırım denilince akla gelen ilk isimlerden biri Hülya Avşar. Reklamlardan, dizilerden ve sahneden kazandığı her 1 lirayı en iyi şekilde değerlendiriyor Hülya Avşar. İstanbul, Bodrum, Ayvalık, Londra'da gayrimenkullerin yanı sıra İstanbul Riva'da 900 dönümlük arazisinin tapusu da kasasında duruyor. Seda Sayan'sa hem emlak hem kira zengini. Neredeyse her ay kira geliriyle bir daire alabilir. Seda Sayan'ın İstanbul'da 30 dairesi ve dükkanı bulunuyor. Londra ve Miami'de de evleri olan Sayan'ın Bodrum'da 3 villası bulunurken aylık toplam kira gelirinin ise 500 bin lira olduğu belirtiliyor. Yatırımlarını yurt dışına taşıyan ünlü isimler de var. Aşkun Nur Yengi, Londra'da 3 ev, Çekmeköy'de 3 villa, Beykoz'da 1 villa, Bebek ve Arnavutköy'de dairelerden oluşan gayrimenkul listesine sahip. Yengi son olarak Beykoz'da 3000 metrekarelik bir pasaj satın aldı. Yılmaz Erdoğan, Volkan Konak, Kenan Doğulu ve Halit Ergenç İngiltere'de ev sahibi. Ozan Güven, Eda Taşpınar ve Cem Yılmaz'sa Yunan adalarına demir atanlar arasında. Diziler, filmler, reklamlar derken son zamanların en çok kazanan isimlerinden biri de Serenay Sarıkaya. Genç oyuncuda akarken doldurmak gerek diyenlerden, kendisi tam bir arazi avcısı.
Marmara'nın güney kıyılarında ve Ege'de uygun arsa buldukça koleksiyonunu ekliyor. Son yılların yıldızı parlayan isimlerinden Burcu Biricik de geleceğini garanti altına almak için yatırım yapanlardan. Ayvalık ve civarında araziler alan ünlü oyuncu buralara küçük çaplı yatırımlar yapmaya başladı bile. Şimdi bu grup içinde, bu izlediğiniz grup içinde yine de en akıllıca yatırım yapan iki isim biraz daha öne çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Seda Sayan. Çünkü onların aldıkları yerler böyle bir sürü yer değil. Kupon seçiyorlar. Hani en değerli yeri. Bir yerden 5 tane alacağına çeşitli yerlerden. Eski bir binayı alıyor, restore ediyor. Restore ediyor. Bir de aklıma hep Aşkın Nuri Yengi'nin yıllar önce yaşadığı talihsizlik gelir. Gülşen, o dönem kazandığı paranın çok büyük bir bölümünü, yanılmıyorsam böyle Bağdat Caddesi Göztepe civarında bir eve yatırıyor. Fakat sahte ev sahibi. Evet, para gidiyor, para gitti. Evet, sonra peşine düştü, bir sürü olaylar olmuştu. Böyle de şeylere dikkat etmek yalnız gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim. Çoğunun birden fazla evi, arsası, yani gayrimenkulü falan var ama senin de dediğin gibi burada iki isim, Seda Sayan öyle doğru yatırımlar yaptı ki. Kenan da öyle. Onun birikimi, onun kazancı, onun yatırımları şu anda. Tabii. Hiçbir şey yapmasın. Oğulcan Engin oğlu hiç çalışmasın. Onun da oğlu çalışmasın. Oğulcan'ın oğlu ya da kızı da çalışmasın ya da kızı da çalışmasın. Ömür boyu yeter. Seda Sayan Holding. Evet. Gerçekten Kenan İmirzalıoğlu Holding. O da öyle. İkisi evet. de öyle. Doğru söylüyorsun. O konuda iyi. Ama büyüklerimiz hep demiyor muydu? Akarken doldurun. Aman paranızı çarpın. Çıla çaputa yatırmayın. Küçük de öyle olsa. Aynen, çıla çaputa yatırmayın. Küçük de olsa aman başınızı sokacak bir ev alın diye. Yoksa aksi takdirde ev sahibini zengin ediyorsun kira ödeyerek. Kesinlikle. Hele de şu şimdi dönemdeki kiralar. Şimdi bakıyorum ben. O kira miktarına ben inanamıyorum. Oradan i̇şte, bir yurt kredili bir ev alsaymış bari. İnanılır gibi değil. Sevgili Reji, ses açık kaldı. Sizi de duyuyoruz. Kafam karışmasın haberi okurken. Ebru Şahin ve Cedi Osman, NBA'in yıldız oyuncularından Cedi Osman, Amerika'daki adresleri belli oldu sevgili izleyiciler. Çünkü Cedi Osman mesleği gereği orada bulunmak durumunda. New York'ta aylık 19.500 dolara bir rezidans kiraladı ünlü çift. Aynı binada bulunan 100 milyon TL Türk parası değerinde bir başka daireyi de satın almak üzere harekete geçtiler. Paralar müthiş. 19.500 dolar yani 360 bin TL. 60 bin lira aylık. Aylık kirası var. Şimdi kiralık oturacakları eve yakında bir daire satın almak için düğmeye basmışlar. Onun için de ayırdıkları bütçe 100 milyon lira. Çok iyi para. Zaten bir insan 100 milyon TL verebilecek güçteyse aylık 360 binde ona hiçbir şey gelmez. Krediyle bir, bir ev alsın. Dilim dönmüyor. 360 bin liradan bahsediyoruz. Evet. Hani 19.500 dolar deyince küçükmüş gibi geliyor. TL'ye çevirince 360 bin lira. Sen de çeviriyorsun. Sen de dönüyorsun. Evet.